20 liralık alıyorum diyenlere buradan selam olsun. Bakalım vatandaşlar benzine ve motoruna gelen zamlar hakkında neler düşünüyor? Hadi başlayalım. Merhabalar, benzine ve motoruna gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünemiyorum. Düşünemiyor musun? Teşekkür ederim. Ümitsiz vaka. Merhaba, benzine ve motoruna gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Sahipçiyiz. Bu kadar. Başım yanmasını istemiyorum. Beni hatırladınız mı? Güneşli de az yıldırım diyen çocuk. Hatırlamadınız mı? Tamam. Peki motoruna ve benzine gelen zamlar biliyorsunuz ki A'dan Z'ye bütün her şeyi etkiliyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim. AK Partili arkadaşıma sormanızı istiyorum. Ya ben bir şey demek İkiniz de Türkiye'de yaşayan vatandaşsınız. Ben ülkenin hak ettiğini düşünüyorum. Bu evet, kadar. Toplumun hak ettiğini düşünüyorum. Evet, artık sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ülke batışta. Benzine ve motoruna gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne zamları? Benzine ve motoruna bugün zam geldi. Daha doğrusu dün geldi. Ne düşünüyorsun? Vallahi öyle de şimdi yani bütün Avrupa ülkeleri, bütün dünya ekonomik kriz içinde yani. Ekonomik kriz içinde bütün dünya Avrupa ülkeleri bu enflasyon, pahalılık yani bu tür şeyler en aşırı derecede var. Öbürlerine bakarsak Türkiye yine işlerinde en iyisi. Yani Tayyip daha ne yapsın? Tayyip çok şey yaptı, yapıyor. Halkı ezdirmek istemiyor ama işte böyle bir de bu özellikle zincir marketler çok pahalandırdılar. Biraz daha konuş. Benzin ve motor indi konumuz zincir marketlerdeydi. Cevabını aldık. Onu ekleyeceğiz. Hızlı yetiştirmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Peki, tamam. Benzine ve motoruna gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok şey düşünüyoruz ama. Benzin ve motoruna gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani babam için zor. Adam işe gidip geliyor. Benzin fiyatları da arttı. Şimdi ne yapacak bu adam? Öpücük de almıyoruz yani benzinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslanım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim. Amcam size soralım. Merhaba. Amcaya sorun. Gel buraya. Size faydalanayım. Tamam. Ben yaşlandım şimdi şurada gördüğüm yere giremiyorum. Ne sor sorunu güzel. Benzin ve motoruna zam geldi biliyorsunuz 6 TL. İnternette geliyor anlamı. Tansiyonumuz artıyor başka bir şey yok. Tansiyonu. Dua ediyoruz. Bismillah diyeyim demeyeyim ben Facebook'ta yazıyorum haberiniz olsun. Facebook'ta yazıyorum yalan konuşan gitsin bu memleketten. Kim olursa olsun. Yalan konuşan o için menfaat için bu memleketi terk etsin. Ayhan Alkan Bakırköylüyüm böyleyim biraz. Hiç de değilim ama orada kayıtta göreyim ama sonra. Tabii ki de kayıt. Beşiktaşlı mı bu kardeşim hangi takım? Beşiktaş, evet. Beşiktaş. Şimdi benzin ve motoruna gelen zamlar üzerine vatandaş diyor ki benim arabam yok, benim umurumda benim bile değil. Benim arabam var, kapıda duruyor, toz alıyor. Komşular da zannediyor şey, benim plakam 61. Yöremin bir arızası yok. Benim arızam bu memlekette oluyor. Hele camilerin avlularında oluyor. Bakın, ağzımı bozmayayım gençlerin yanında. Soytarılar toplanıyor. Devlet alabilirse alsın beni. He. Adresim belli, konumum belli, hepsi belli. Yalan, dolan etmesin kimse. Mecliste 600 kişi, 500, şurada konuştuğumuz gibi. Bu gençler daha iyi bilebilirler. Bu meclis arkadaşı siz bayanlar. Doğru mu? Orada konuşup halletsinler bu çoluk çocuk. Gelen zamlar sizce durur mu? Gelen zam da olmaz. Şimdi sabahtan ilaç alacağım. Para yatıracağım kartıma ertelemek için. Bakın ben mali müşavirim bilen biriyim. Ben akıl veririm onlara. 50 kere. Şu, mesele dalga geçmek değil. Bir uzun vadeli bir şey yapalım. Bu gençlere iş bulalım. Gelişiyorlar. Herkes bizden iyi biliyor herhalde. Z kuşağısınız. Öyle değil mi? Beni biliyorum ama. Bazıları moloz olmuş. Moloz. Aşıladılar bizi. Uluslararası aşıladılar. Kafalar durmuş. Her taraf durmuş. Alt tarafta durmuş mu durmamış mı onu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Benim yeğenim. Bunlar hepiniz benim yeğenim. Tepki videosuna çok teşekkür ederiz. Yetiştirmemiz lazım videoyu. Yetiştirin. Benzin için aldım. Çok konuşuyorum. Benzin olayı şöyle her gün şey diyor bir de vergi koymuş yani her gün artırıyor. Ama söz verdi. Öyle diyorum her yerde samimiyetle. Tayyip Bey söz verdi. Önden söz verdi. Arkası kalsın demeyeyim yani. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Beni görür mü sevgililerim? Çok benim. Görürler mi? Sevgilileriniz mi çok? Çok tabii beni sevmeyen yok ki. Teşekkür ettik. İyi günler. Abla daha çok artsın. Ben şaşırmıyorum. Daha çok artsın. Daha çok artsın. %50-52'lik kısmın aklı başına gelsin. Teşekkür ederim. Merhaba. Benzine ve motoruna gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, görüyorsunuz. Benzin ve motoruna gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyorum. Hiç değerlendiremeyeceğim. Neden değerlendiremeyeceğim? Merhaba. Benzin ve motoruna gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyini? Benzine ve motoruna 6 TL zam geldi. Az bile. Bu millete az bile. Yollara bak. Trafiğe bak bakalım kızım. Adım atamıyoruz. Demek ki az bile. Arabaya gelen zam, benzine gelen zam sadece arabayla kalmıyor. A'dan Z'ye bütün ürünleri. A'dan Z'ye çok ya az bile. Bu millet az bile. Şuraya bak hele bak. Bunlar hep para harcıyor burada.
Para harcamasın. Harcasın da biraz da evinde dursun canım. Biraz da evde dursunlar ya. Ya millette var. Demek ki boş. Yalan söylüyor herkes. Geçinemiyorum diyenler yalan mı söylüyor? Vallahi ben öyle inanıyorum. Yalan söylüyorum. Benzine ve motoruna gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne? Benzine ve motoruna gelen zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? 6 TL bir zam geldi. Çok güzel. Arabası olanlar, Tayyip Erdoğan'a oy verenler onları düşünsün. Biliyorsunuz ki benzin ve motoruna gelen zam sadece arabada da kalmıyor. Gelen bütün ürünlerin A'dan Z'ye zamlanacağı anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki lojistik anlamında. Yani çok... Bu durumlar nasıl düzelebilir mi sizce? Yok düzelmez. Mümkün atıyor. Ülke batmış. Yani çok üzgünüm ama gençsin. Seni de hüsrana uğratmak istemiyorum ama geleceğin yok. Yok, geleceğin yok senin de. Benim geleceğim bitti ama senin de geleceğin yok. Bitirdiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba, benzine ve motoruna 6 TL zam geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Alıştık. Size soralım, benzin 6 lira zam ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Benzine 6 TL zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Yani çok yüksek bir zam bir anda geldi, hiç haber verilmeden. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Artık arabaya da binemeyeceğiz. Tek hevesimiz arabaydı. O da kaçtı artık. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. Toplu taşımaya da biliyorsunuz ki zam gelecek. Minibüs, taksi aynı fiyatlar kalmayacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu an mesela dolmuşçuların kendi kazancından çıkıyor harcadıkları para. İlla ki zam gelecek. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Çok şaşırdım. Merhaba, benzin 6 lira zam geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? Arabası olan düşünsün, ben de yapayım. Minibüse binmiyor muyuz? Beyler. Merhaba, benzin 6 TL zam ne düşünüyorsun? İnan, ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. O konuda benim şimdi konuşmak istemiyorum. Neden konuşmak istemiyorsun? Bence arabam yok ki. Ben sokak çözüyorum ben. Arabanız yok ama biliyorsunuz ki mazot fiyatı artınca lojistikte de artıyor. Aldığın ekmek, giydiğin çorap hepsinin fiyatları artacak ulaşımdan dolayı. Ama yani artacak ama çok zor bir şey. Şu an çok zor durumdayız. Bir Türkiye olarak inan çok zor durumdayız. Benzin artması, mazot artması iyi bir şey değil. Yani biz bir insan olarak artık bundan bir çare bulmak lazım. Hükümetin değişmesi lazım. Değişirse, yeni bir hükümet gelirse bu durumlar toparlanabilir mi? İnan toparlanması da çok bir zaman alır. En az 2-3 yıl alır. O da çok zor bir zaman. Teşekkür ediyorsun. Ben teşekkür ederim. Benzine motoruna 6 lira zam nasıl değerlendiriyorsunuz? İğrenç maalesef. Düzelir mi sizce? Asla. Hiçbir zaman. Size soralım, benzine ve motoruna 6 lira zam geldi. Teşekkür ederim. Vallahi her şeye zam gelmiş de koy gelsin. Merhabalar, benzine motoruna 6 lira zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Ne demeyin? Gel kız. Şunu çağırsana bana. Oğlum sen konuş. Şimdi biliyorsunuz ki benzin mazot tartışı pazar fiyatını, hal fiyatını etkileyecek. Çünkü hepsi araçla getirilen malzemeler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gel sen. Zamları? Felaket. Çünkü arabam yok. Arabanın olmamasını anlıyorum ama arabası olmayanı da etkiliyor bu benzinin artışı. Gıdadan A'dan Z'ye tutun her şeyimizi etkiliyor. Yani gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz kısaca? Çok yüksek. Toparlanabilir mi sizce? Kesinlikle. Toparlanamaz mı? Bu enflasyon Türkiye'yi batırır. Çocuğunuz mu? Nasıl torunum. Görüyorsunuz? Torununuz. Nasıl görüyorsunuz geleceği? Geleceğini hiç iyi parlak görmüyor. Teşekkür ediyorsunuz. Rica ederim. Tamam. Size de soralım, benzine motoruna 6 TL zam geldi, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sadece bu zamlar ülkemizde olmuyor. Bütün dünya ekonomisi bozuk. Bugün İngiltere'de de, Amerika'da da birçok ülkede aynı sorunlar yaşanıyor. Şimdi elbette tabii ülkenin şu anda yapması gerekenler insanlara bu zamları gösterip de yani kötüyü gösterip de iyiye doğru bir yön almak değil. Amacımız şu olmalı millet olarak. Sabırlı davranacağız. Bekleyeceğiz. Yapılacak adımları bekleyeceğiz. En azından projeler var şu anda önümüzde. Yani ülkemizi kaosa sürüklemenin gereği yok. Yani tekrar bir seçim altyapısı gibi görünüyor bu zamlar. Yapılan zamlar sadece hükümetin yapmış olduğu zamlar değil arkadaşlar. Bireysel olarak da mağazalar olsun, marketler çatır çatır etiket değiştiriyorlar. Bunların konumuz benzin tamamı... ve mazot bu arada. Lafınızı böldüm çünkü kusura bakmayın. Vatandaş diyor ki benim arabam yok, beni ilgilendirme. Ben de onlara şöyle diyorum. Arabanız olmasa dahi benzinin artışı bütün ürünlere A'dan Z'ye zam demektir aslında. Çünkü bütün ürünler ulaşımla gelir gider. Ekmek de aynı şekilde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Şimdi bakınız, üretim yapmıyoruz ülkemizde. Veya yatırım yapmıyoruz. Üretim yapılmadığı sürece de bu zamlar karşımıza gelecek.
Neden üretemiyoruz peki? Üretememizin sebebi insanlar çalışmıyorlar ki. Tembeliz. Yani millet olarak tembeliz. Çalışmıyorlar. Bugün yerli vatan, yerli genç kardeşim 2 yıllık veya 5 yıllık okul okudum. Ben üniversite mezunuyum. 20 bin liraya çalışmıyorum, çalışmam diyor. Gelsin 20 bin liraya hemen iş başı yaptırayım ben onları. Ama çalışmıyorlar. İşçi arıyor musunuz bu arada? Biz alıyoruz böyle iletişim numaralarını, iletiyoruz. Tabii tabii, bir sürü işçi alıyoruz. Alan yerlerimiz var, referans verebiliriz. Yeter ki yerli vatandaşımız, gençlerimiz çalışsınlar. Çalışmıyoruz diyorlar. Ve ister istemez yabancıya yöneliyor insanlar. Böylelikle de tabii ülke vergi alamayacak yabancı çalıştığı sürece. Kasa boş kalacak, bu zamlar olacaktır. Ama zam oldu diye ülkeyi kaosa sürüklemenin de anlamı yok diyorum. Sabırlı davranacağız, biraz sabredeceğiz. Peki vatandaşın sabretmeye gücü kaldı mı? Alt tabaka için konuşuyorum. Belki siz orta sınıfsınızdır, belki durumunuz peki, iyidir. Kötü durumu olanlar için konuşuyorum. Şu anda bakın arkadaşlar, şu anda Esi Vakki girin, tıklım tıklım dolu. İleride kafe tıklım tıklım dolu. Restoranlar tıklım tıklım dolu. Marketler geçin, arabaların tamamı dolu. Demek ki iyi, insanların durumu iyi. Yani bunları da göz önünde bulundurun. Sadece marka yapılan, mazota yapılan zamlarla ülkeye vurmanın veya kaosu sürüklemenin anlamı yok. Bize giydirme yapıyorsanız biz sadece soruyoruz. Herhangi bir art niyetli bir yaklaşımda bulunmadım. Mazota ve benzine gelen zammı sordum. Vatandaş olarak nasıl değerlendirdiğinizi merak ettim. Sizleri kaosu sürüklemiyorum. Şey abi, ne işle meşgulsün? Ne işle meşgulsün abi? Ben insan kaynaklarındayım. İş arayan birisiyim ben de. İş arayan birisiyim. İş arayan birisin. Hemen sana ben hemen şimdi numara veriyorum. Tamam. Yeter ki çalış. Tamam. Hazır iş. Tamam. Not al. Tamam. 15 bin lira net maaşın, hemen iş başı yapacaksın. Söz mü? Söz. Benim ya numaram 0507. Son olarak arayacağım seni. Tamam. Dur. Yok yok. Şimdi seni yanında arıyorum. Hemen iş başı yapacaksın. Tamam. Güzel bir şeye vesile oldunuz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Bizlere. Pusmeister bayisi. Beton pompası üretiyor. Ciddi. Hem sanat hem de senin geleceğin için güzel bir iş kaynağı. Hoparlörü alın da şey yapalım, biz de duyalım, vesile olalım böyle bir olay. Hoparlörü açtık arkadaşlar. Bakın iş arayan bir gencimiz var. Çalışmak istiyor. Kaç yaşındasın? 19. Tamam, tam sana göre iş. Başka var mı? O gün. Sen iş arıyordun değil mi, işçi? Eleman arıyordun. Yanında çalışacak yerli bir kardeşimiz Bakırköy'de, ben iş arıyorum dedi. Çalışmak istiyorum dedi. Ben de yönlendireceğim seni dedim. Yeter ki çalışmak iste dedim. Kim abi bu adam? Şimdi bu arkadaşımız, ne mezunusun sen? Lise mezunuyum. Lise mezunuyum diyor. İş arıyorum diyor. Ben de görüntüsü de gayet düzgün. Konuşması düzgün birisi. Abi bizim iş ama pis yani. Yağlı pastı gelsin bir görsün ondan sonra. Evet ya, gelsin bir görsün ondan sonra. Hayır, askerliğini yaptın mı çocuk? Askerliğini yap. Askerliğini yapmamış. Yapmamış mı? Yapmamış. Olmaz abi. Şu megafon açık ve duyuyor. O zaman askerliğini yapmış arıyoruz. Ya. Bir de gençler evet. Hiç beğenmiyordu. Evet. Askerliğini yapan da evet. Var. Gel buraya buyur. Tamam. Tamam o gün. Duydunuz? Evet. Demek ki gençler hiç beğenmiyor değil. İşçi arayanın da belli kriterleri varmış. Öyle askerlik. Değil. Askerlik yapmışsa hemen iş başı yapacak. Sizde numaralar var. Askerlikten var. Sonra abime tamam. Ulaşıyorsunuz. Teşekkür yeter ediyorum. Ki çalışmak isteyin. Ülkemizde iş var arkadaşlar. Size de soralım. Merhaba. Askerlik bitti mi direkt? Size soralım. Benzin ve motorine 6 lira zam geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi. Çok iyi. Evet. 6 lira zam. Valla ben 65 yaşındayım. 66'ya girdim. 18 yaşından beri. Aylıkla çalışan devlet memuruydum. 74 Ecevit hükümetinden Ecevit başa geldi. Ertesi hafta petrole zam geldi. Hem de %60. Böyle 96 da gelmedi. Onun için bana normal geliyor canım. Hiç beni bağlamıyor. Gelecek yani her seçimden sonra. Bu hükümet de olmasa, diğer partiler de gelse bu zamlar gelecekti yani. Peki bu kadar zam gelmesi normal mi? Ne kadar zam geldi ki? %6 diyorsunuz. %6 nedir ki? %6 değil, 6 lira zam geldi. Ya 6 lira nedir ki? Bak, arabalar yolda dolu. Akşamleyin ben caddede oturuyorum. İkinci sıra da doluyor.
millet park edecek yer bulamıyor. Demek ki bu millet zengin. Şimdi sadece arabası olanı düşünmeyelim de arabası olmayanı da etkileyecek bu durum. Nasıl etkileyecek? Hemen açıklama yapayım. Benzinin artışı sizin aldığınız ekmeğin fiyatını. Valla siz de beni hiç etkilemez canım. Niye etkilemez? Ben zaten bedava geziyorum. Nasıl bedava geziyorsunuz? Ben 65 yaşını doldurmuşum. Evet, emekliyim, evim de var, yan gelirim de var, hepsi var. Gelir olmayan ne yapsın? Karşım daha bunlar genç. Bunlar yaşında benim de hiçbir şeyim yoktu. Gelir olmayan emekli nasıl gelir olmaz? Çalışacak bir dünya işi var. Okuyorlarsa kendi mesleklerinde ilerleyecekler. Öyle bir anda dünyaya gelip de Vehbi Koç gibi yaşamadı. Öyle bir dünya yok. Öyle bir memleket de yok. Onun için merdivenleri yavaş yavaş çıkılacak. Ama şimdiki gençler diyor ki evim olsun, arabam olsun, yazlığım olsun, her şeyim olsun. Diyor musunuz gençler? Kimse kirada kalamıyor ama. Yani bir kira 20 bin lira, maaşlar 11,5. Diyor ki evi geçtim kirada kalamıyorum. Canım herkes kirada değil ki. Biz dört kardeşiz. Evet. 4 yıldır çalışıyoruz bir ev alamadık. Niye alamadınız? 4 yıldır. Alamıyorsun. Nasıl neden alacaksın? Bir ev 2 milyon ya. Niye kardeşim nasıl 2 milyon? 2 milyon bir ev. E tamam o 4 kişi biriktireceksin onu ama yer kalıyoruz. Istersen... Şu an kaldığımız evi bir görseniz var ya bir de fiyatı görseniz ya inanamazsınız. Şu anda annem ev alırken başka eve geçemiyoruz ya. 15 bin liradan terlikle kira gezdim, başlıyor. Terlikle gezdim. Hanımefendi diyor ki ev alırken biz iki yıl ayakkabı alamadık. Alamadık ama şimdiki gençler marka giyiyor efendim. Marka giyiyor. Başta benim oğlum yani. Hanımefendi bir buçuk kendisi şu andaki insanların hepsi böyle düşünüyor zaten. Tek dedikleri 70'li yıllar. Sen şu anda 70'li yıllarda yaşamıyorsun. Sen şu an 2023'te yaşıyorsun. Şu anda dolar euro olmuş 29 lira. Dolar olmuş 26 lira. Benzine de dün akşam zam geldi. Ben kendim döner ustasıyım yani çalışıyorum. Ya ben... Çalışıyorum sabahtan akşama kadar. Hiçbir aktivitem yok. Yabancılar geliyor, yemek yiyor, içiyor, geziyor, alışverişini yapıyor. Ben burada bir gencim. İlk gibi çalışıyorum ya. Geleceğimi düşünmekten artık sıkıldım ya. Almanya'da çalışanları biliyorum. Ben şu anda var ya yurt dışına kaçmak için var ya yemin ederim bak yurt dışına kaçmak için her yolu deniyorum ya. Niye Türkiye'de kalmak istiyorsun? Ya nasıl kalacaksın ben? Burada 16 bin lira maaş alıyorum. Yarın bugün evlendiğim zaman nasıl geçineceğim ben? Kira 15 bin lira, 1000 liraya doğalgaz suyu nasıl karşılayacaksın yolunu falan? Peki yurt dışında nasıl hayat? Yaşadınız mı? Yurt dışında insanlar nasıl? Benim kuzenim yurt dışında. Kuzenim yurt dışında Fransa'da kendisi orada evli vatandaşlık da aldı. Ya orada kiranın yarısını onların devleti ödüyor. Eşi hamile maaş alıyor ayrıca. Yani kendisi de 6.000 7.000 euro maaş alıyor. Aldı para cebinde kalıyor. Zaten bir aylık maaşıyla son model araba alabiliyor. Burada şu anda bir tane Tofaş bile 200 bin lira ya. Ekonomi o kadar kötü ki yani yiyecek şu anda dışarıda öyle konuşuyorlar ya hanımefendi. Bak ekonomi ne kadar kötü. Dolu vallahi kafeler. Her yer dolu. Ben Cennet Mahallesi'nde oturuyorum. Her biri Türk mü? Herkes eğer ayağını gilemi kadar uzatırsa bu hayatta huzurlu yaşar. Ya şu anda param yok diye brand giymeye çalışırsa tabii ki rahatsız diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum derse 2000 liralık şey giyerse nerelisin? Hepimiz insanız. Hayır yok ben senin nereli olduğunu soruyorum sadece. Ay, niye insan ayrımı yapıyorsun ki? Bu düşünce çok acip. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz diye sorayım ona. Evet. Ben Türkiye'de yaşamıyorsun diye Türkiye'de yaşıyorum efendim. Ha ben de Türkiye'de yaşıyorum. Restoranda çalışıyorum. Hepsi Afgan, Suriyeli. Ya abi onlar yüzden ben maaş alamıyorum ya. Yaşayan kuzenimin altında M5'i var. BMW M5. Şu anda Türkiye'de o araba 2-3 milyon. Belki daha fazla bilmiyorum. Evleri var 2-3 tane. Buraya geliyorlar krallar gibi yaşıyorlar. Ya gülünecek i̇şte durumdalar. Bak gülünecek durumdalar ama yani bu insanlar şükretmeye alışmış. Ya bunlar var ya kuru ekmek Tayyip böyle. Vallahi böyle ya. Seçimde zaten hepsini de gördük. Yani size nasıl söyleyeyim ya adam FETÖ'yle ilişkisi olan o 2012'de PKK'yı bırakan o. Daha önce de faizi düşüreceğim dedi. Faizi de yükseltti Hizbullah'la beraber ya adam yapmadı şey kalmadı ya. Adam resmen servetler içinde para içinde yatıyor sarayda yatıyor. Biz burada halen daha ekonomik konuşuyoruz. 600 tane milletvekili var onlar konuşsun ya. Ben valla artık sıkıldım yok lan niye olmuyor böyle it gibi çalışıyoruz böyle nereye kadar kardeşim? Ya nereye kadar? Ben geliyorum burada Afganlar yaşıyor hayatlarını ya. Her yerde Afgan var. Ben nerede işe girsem Afgan, Suriyeli, Türkmen. Bunun da açıklamasını işveren açısından değerlendirip size söyleyeceğim. Onların söylemi. Sigortasız çalışıyor. Daha ucuza çalışıyorlar ve çalışmak istiyorlar. Türk işçi çalışmak istemiyor. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Ya gençler nasıl iş beğenmiyor ya? Bize gelen gençleri çoğunu almıyorlar. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Çocuk Türk tamam mı? Çocuğa soruyor. Sen neycisin? Öğrencisin tamam. Direkt almıyor. Yabancı geliyor. Yabancı ben bunu daha çok çalıştım. İlk gibi çalıştırırım. Hem ucuza çalışır.
Hem sigortası yok, direkt yabancı alıyor işe. Ben kendim ya kaç yıl lokantada çalışıyorum hani ya. Ben kendim de mesela çalıştığım yerde başka bir yerde mesela örnek veriyorum. Ya adam Suriyeli, benden fazla maaş alıyor, benden daha yetkili, ben orada. Hatta yani ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz biz burada. Bizim insanlar halen daha o kadar yabancı var ya, o kadar taciz oluyor, tecavüz oluyor, o kadar kişi ekonomi sıkıntı yüzünden intihar ediyor. Halen daha millet ekonomiyi. Yani bile bulamıyor yani. Ben kendim zorla yani gastronomi okuyorum. Doğru abi, ben gastronomi okuyorum. Vallahi bak siz şimdi mesela örnek veriyorum, siz burada duruyorsunuz ya, sizin gördüğünüz kadarını bin katını ben görüyorum. Lokantada çalışıyorum, geçen bakıyorum direkt şurada, ben biraz ileride çalışıyorum söylemeyeyim de. 7-8 tane Afgan, yemin ediyorum ya, oturuyorlar, karı kız kesiyorlar, duruyorlar, geziyorlar, içiyorlar. Ya böyle bir şey mi var ya? Halen de insanlar baştaki kalsın, bu yabancılar gelsin, bizim namusumuza baksın, her şeyi, her boku yapsın affedersiniz. Biz de burada mal gibi çalışalım veya yabancılara çalışalım, onlara hizmet edelim. Gelen mesela yabancılar geliyor ya, 2000 liralık yemek yiyor. Hanginiz 2000 lira yemek yiyorsunuz? Yo, hanginiz yani 2000 lira ailenizle beraber 10 kişi hanginiz yemeğe gidebiliyorsunuz? Yiyorum dedi. Ben yiyorum. Peki yiyemeyenler var, onları ne yapacağız? Kim yiyemiyor ya? Abartmayın, hiç mekana gitmiyorsunuz. Çok açık ve net söyleyeyim maaşla. Gidemiyorum. Hayır ya, gidemiyorum. Yani yeniliyor ya, yeniliyor. Hocam dönerciyim. Ben dönerciyim. Dönercisiniz ve geçinemiyorsunuz. Şu an evlensem nasıl geçineceğim? Tabii. Karın da çalışsın. Karın da çalışsın. Ben çalışıyorum. Bekarsa? 16 bin lirayla geçinemiyor. Bekar ve 2000 TL'yi her ay yemeğe verebilir mi? Her ay verebilir ben bence. Ben evliyim, geçinemiyorum. Ayda bir kere bir mekana gidip 2000 lira verebilir bence. Niye veremesin? Yarın bugün evlenen zaman karım da çalışsın, 5 yaşındaki çocuğum da çalışsın. Ben 16 bin lira maaş alıyorum. Şu an soruyorsan eğer, şu an güncel maaş 16. 5 bin liraya ev kirası ödüyorum. Gayet de geçiniyorum. 5 bin TL ev kirası geçiniyorsun. 5 bine getir ben oturacağım. 5 bine ev bul ben oturacağım. Ya ben getir ben bul ben oturacağım. Şu anda Erdoğan'la tartışıyor. Mevzu gelen zamlar. Ha, gelen zamlar. O konuda haklısın. Gelen. Ben şu anda baştaki adamı gönderinim falan. Neyi gönderiyorsunuz? Sadece zamları. Bu ülke onun sayesinde. Aileme çıkacağım. 8 binden aşağı ev yok. Ne bu ülkede? Onun sayesinde buradaki insanlara tecavüz, taciz ediyorlar. Her şey Suriyeliler, Afganlar sayesinde. Hepsinler. Bu ülke var ya, daha da batsın. Vallahi daha da batsın. Ben hiçbir şey umurumda değil. Sen kimseye bir şey anlatamazsın bu ülkede. Yani artık bu gençler de baksana, çocuklar 15 yaşında, hepsi belki çalışıyor. Benim yanımda hepsi 14-15 yaşında çocuklar çalışıyor ya. Niye gezsinler onlar da? Araplar geliyor benim ülkemde geziyor. Suriyeli geziyor, Türkmen geziyor, Özbek geziyor, Afgan geziyor. Niye benim milletim gezmiyor? Ben niye gezemiyorum ya? İt gibi çalışıyorum her gün. Ben niye gezemiyorum? Bir de gelip de yok ekonomi. Ya neyi iyi ya? Geçinemiyorsun. Aç karnına. Ya. Şu an sahiler toparlanabilir. Afgan, Türkmen hepsi. Sahile gidip hepsi onlar. Ha, biz giden bir çalışıyor işte, eve gideceğim. Biz gidelim. Toparlanabilir mi peki? Hayır, değişmeyene kadar toparlanamam. Ya ben herkese bir tavsiyem var. Burada beni dinleyen herkese. İmkanınız varsa buradan kaçın yurt dışına. Direkt kaçın abi, kaçın. Ya ne yapacaksın burada? Benim bu iki konuma dönmek istiyorum. Onunla da ilgili yorum alayım. Benzine ve motorine 6 TL zam geldi. Nasıl değerli? Ona zam geldi zaten, her şey geliyor. Baştan sona kadar. Evet ya, yani her şey zam gelecek. Çünkü benzinle zaten çoğu şey benzinle gidip geldiği için meyveye, sebzeye, ete, süte, ekmeğe, her şeye zam geliyor. Ya biz çiftçilik yapıyorduk eskiden köyde. Yani güzel bir çiftçilik yapıyorduk. Ya benzin ta 10-15 lirayken biz bıraktık bunu. Ya biz 15 lirayken bıraktık. Şu anda 33-34 lira, hiç kimse yapamaz. Hayvancılığı da bıraktık. Her şeyi de bıraktık yani. Artık kimse bir şey yapamaz ülkede. Gittikçe daha çok batıyor. Faiz de yükseldi. Artık kimse kredi de çekemiyor. Teşekkür ediyorum. Ne soralım? Motorunuz var galiba. Benzine ve motoruna 6 lira zam geldi. Nasıl değerlendi? Vallahi benzin alamıyoruz. Çok perişanız. 50 liralık alanlar var. Siz de 50 liralık alanlardan mısınız? Ya bir şey diyeyim mi? Şimdi şunu 2-3 hafta önce 70 liraya fırlatıyordum. Şu an 150-200 liraya fırlatıyorum. O da fırlatamıyorum yani. Cebimde param yok çünkü. Fakir olduğum için. Ama niye fakirim? Yönetenler yüzünden fakirim. Şimdi yanlışım varsa yanlış değil. Bir şey demek istemiyorum. Bu kadar yönecek. Toparlanabilir mi bu durumlar? Benzin bir ara çok arttı, sonra tekrar düştü diyorlar. Yine düşer mi sizce? Yok, düşmez. Düşmez. Bu gidişte zor ya. Çünkü şimdi KDV zam gelince benzine mecbur zam geliyor. KDV daha çok zam gelecek, benzine yine zam gelecek. Bu sefer biz mi, hani ben bunu çalıştıramayacağım bir daha, öyle söyleyeyim. Motor yatacak öyle. Ya motor daha yeni yaptırdım ben. Daha dün teslim aldım. İlk defa benzin aldım. Yani çok pişmanım aldım. Daha da benzin alma. Rica ederim.